Arkadaşlar merhabalar. 3 aylık bilançolar gelmeye başladı ve bilançoları incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda 2 tane şirketin 3 aylık bilançolarını değerlendireceğiz. Vestel Beyaz Eşya ve Otokar arkadaşlar. Önce Vestel Beyaz Eşya'nın bilançosunu bir inceleyelim. Net karı ne gelmiş, satışları nasıl, öz kaynakları nasıl? Bunları kısaca bir inceleyelim arkadaşlar. Vestel Beyaz Eşya'nın 2021 3 aylık net karı 311 milyon 67 bin TL gelmiş arkadaşlar. Gayet güzel net bir kar. Peki 2020 3 aylığında açıklamış olduğu net kar neydi? 135 milyon 443 bin TL. Karşılaştırdığımız zaman arkadaşlar %140 civarında net kar artışı görünmekte. Bu da Vestel Beyaz Eşya için gayet güzel, gayet başarılı bir kar. Çünkü genelde beyaz eşyada en çok satışlar yaz döneminde olur bildiğiniz üzere. Ama ilk 3 aylık dönemde net karını bu kadar oransal olarak da %140'ın üzerinde artırması çok güzel olmuş arkadaşlar. 135 milyon 443 bin TL'den 311 milyon 67 bin TL'ye net karını artırmış arkadaşlar. Peki satışları bu şekilde mi? Satışlarında bir artış var mı? Buna bir bakalım. 2023 aylık satışlarına baktığımızda 1 milyar 595 milyon 57 bin TL'ymiş arkadaşlar satışları. 2021 yılında ise baktığımızda yine satışlarını da gayet güzel oranda artırmış. 2 milyar 969 milyon 371 bin TL. Neredeyse %100'e yakın satışlarda da bir artış var. Bu da gayet güzel arkadaşlar. Brüt karına baktığımızda brüt karda 2023 aylığında 229 milyon 103 bin TL'ymiş. 2021 Ocak Şubat Mart döneminde 494 milyon 540 bin TL gibi çok güzel bir kar açıklamış. İki katından daha fazla brüt karında da artış var arkadaşlar. Bu da gayet başarılı. Faiz amortisman vergi öncesi karına baktığımızda ise 2023 aylığında 238 milyon 882 bin TL'ymiş. Ve yine burada da çok büyük bir artış var. 2021 3 aylığında baktığımızda 488 milyon 504 bin TL gibi artış var arkadaşlar. Peki şirketin varlıklarına baktığımızda durum nasıl? Dönem varlıkları 2020 12 aylığında yani yıl sonunda 5 milyar 616 milyon 772 bin TL'ymiş arkadaşlar. 3 aylık dönemde yine dönem varlıklarını artırmaya devam etmiş. 5 milyar 616 milyondan 7 milyar 190 milyon 358 bin TL'ye çıkartmış arkadaşlar. Gayet başarılı. Neredeyse %50'ye yakın bir dönem varlıklarda artış görünmekte. Duran varlıklarına baktığımızda ise duran varlıkları 2 milyar 613 milyon 219 bin TL'ymiş. 3 aylık dönemine baktığımızda 2021 3 aylığına baktığımızda ise 2 milyar 686 milyon 193 bin TL. Burada küçük bir artış var. Yani hemen hemen aynı diyebiliriz duran varlıkları. Çünkü buradaki varlık artışı duran varlıklarda değer artışı da olabilir. Küçük bir artış ama bu da gayet güzel. En azından düşüş yok arkadaşlar. Öz kaynaklarına baktığımızda ise öz kaynakları 2020 12 aylıkta yani yıl sonunda 3 milyar 361 milyon 765 bin TL'ymiş arkadaşlar. Ve 3 milyar 361 milyon 765 bin TL'den 3 milyar 732 milyon 823 bin TL'ye öz kaynaklarını artırmış. Yani yaklaşık olarak baktığımızda 400 milyonluk bir artış var. Bu da öz kaynaklarındaki artış da gayet anlamlı ve gayet güzel. Yani Vestel Beyaz Eşya'nın 3 aylık net karı çok güzel gelmiş. FK'sı da 6,75'e düşmüş arkadaşlar. Piyasa defter değerine baktığımızda 2,32. Vestel Beyaz Eşya için ilk çeyrek dönemi çok başarılı, çok güzel geçmiş. Umarım ilerleyen dönemlerdeki karı, satışları da yine aynı şekilde devam eder arkadaşlar. Vestel Beyaz Eşya'nın 3 aylık net karını inceledikten sonra, daha doğrusu 3 aylık bilançosunu inceledikten sonra şimdi Otokar'ın bilançosunu inceleyelim. Otokar Ocak, Şubat, Mart döneminde ne yapmış? Ona bir bakalım arkadaşlar. Otokar'ın 2021 3 aylık net karı 107 milyon 444 bin TL gelmiş. Gayet güzel bir kar açıklamış arkadaşlar. Çünkü Otokar'ın sermayesi çok düşük. Yine öz sermayesine göre de güzel bir kar açıklamış. 2020 3 aylık dönemine göre baktığımızda ise 2023 aylık döneminde Otokar'ın net karı 22 milyon 307 bin TL açıklamış arkadaşlar. Bu orana baktığımızda yani %400'ün üzerinde bir net kar artışı var diyebiliriz. 22 milyon 307 bin TL'den 2021 3 aylığında 107 milyon 444 bin TL'ye çıkartmış ki gayet başarılı bir oran arkadaşlar. Satışlarına baktığımızda ise yine satışlarında da artış görülmekte. 2020 3 aylık satışları 458 milyon 789 bin TL'ymiş arkadaşlar. 2021'de ise bu oranı 877 milyon 242 bin TL'ye çıkartmış. Neredeyse %100'e yakın satışlarda da bir artış görülmekte. Bu da gayet güzel, başarılı bir oran. Brüt karına baktığımızda ise arkadaşlar
arkadaşlar. Brüt karında da yaklaşık olarak 130 milyon TL civarında bir artış var. 2020 3 aylık brüt karı 150 milyon 485 bin TL arkadaşlar. 2021 3 aylığında ise bu oran 280 milyon 503 bin TL'ye çıkmış. Gayet güzel, başarılı bir oran burası da. Varlıklarına baktığımızda ise arkadaşlar Otokar'ın dönem varlıkları 3 milyar 2020 12 aylık, yani 2020 yıl sonunda 3 milyar 178 milyon 513 bin TL. Bu 2021 3 aylığına baktığımızda ise dönem varlıklarında azalma görülmekte. 2 milyar 883 milyon 831 bin TL. Buradaki azalma borç ödemesi olabilir. Temettü vermişti. Bildiğiniz üzere Otokar kar payı dağıtmıştı. Bundan da kaynaklı olabilir arkadaşlar. Duran varlıklarına baktığımızda ise duran varlıklarında artış görülmekte. 2020 yıl sonunda 1 milyar 155 milyon 662 bin TL gibi bir değeri görülmekte. Duran varlıkları görülmekte. 3 aylığına baktığımızda, yani 2021 3 aylığına baktığımızda 3 aylık dönemde duran varlıklarını yaklaşık olarak 300 milyar civarında artırmış arkadaşlar ve 1 milyar 421 milyon 918 bin TL'ye çıkartmış. Yani dönem varlıklarında azalma var, duran varlıklarında ise artış var. Burayı şöyle değerlendirebiliriz. Duran bir varlık satın almış olabilir ya da dediğimiz gibi dönem varlıklardan temettü ödemesi ya da farklı bir ödeme de yapmış olabilir. Öz kaynaklarına baktığımızda ise öz kaynakları 1 milyar 7 milyon 343 bin TL'ymiş arkadaşlar. 2020 yıl sonunda 1 milyar 7 milyon 243 bin TL gibi öz kaynakları bulunmakta. Ama 2021 3 aylığına baktığımızda ise burada yaklaşık 300 milyon civarında bir öz kaynak azalışı var. Bu da 683 milyon 614 bin TL. Yani yüklü bir borç ödemesi olabilir burada. Ya da dediğimiz gibi kar payı dağıtımı olabilir. Bundan kaynaklı olabilir. Ayrıntılı olarak bilançoyu incelemek gerekiyor. Ama büyük bir ihtimalle kısa vadeli bir borç ödemesi ve aynı zamanda zaten kar payı dağıtmıştı. Muhtemelen kar payına bağlı olarak da öz kaynaklarını azaltmış olabilir. Ama bunun dışında baktığımızda duran varlıklarında artış görülmekte. Yine baktığımız zaman gayet başarılı bir bilanço diyebiliriz. Satışlarında artış görülmekte, %100'e yakın. Brüt karına baktığımızda yine %100'e yakın brüt karında artış görülmekte. Yine faiz, amortisman, vergi öncesi karına baktığımızda %100'ün üzerinde artış görülmekte. Net dönem karına baktığımızda net dönem karı da %400 üzerinde artış görülmekte. Duran varlıklarında yine 300 milyon civarında artış görülmekte. Gördüğümüz kadarıyla dönem varlıklarda, yani nakit ve nakit benzeri varlıklarda bir azalış görülmekte. Bunun dışında öz kaynaklarda bir azalış görülmekte. Bu da dediğimiz gibi borç ödemesi veya dağıtmış olduğu kar payına bağlı olarak değerlendirebiliriz arkadaşlar. Benim Otokar ve Vestel beyaz eşya ile ilgili bugün söyleyeceklerim bu kadar. Bilançolar geldikçe analiz etmeye devam edeceğim. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıklı, bol kazançlı günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.